destekledik. Katma değerli ürünler noktasında Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Samsun İl Koordinatörü Dr. Bülent Turan, Burcu Düzgün Çoban'ın konuğu oldu. Bugüne kadar Samsun'da desteklenen projelerden bahseden Turan, projelerle 2017 kişinin istihdam edildiğini ifade etti. Toplam 977 projeyi Samsun ilimizde bugüne kadar hayata geçirdik. Tabii ki bunu etkili koordinasyon, iyi bir iletişim, sizlerin de yardımlarıyla gerçekleştirdik. İlimizde Sayın Valimizin, Tarım İl Müdürlüğümüzün ve diğer kurumlarımızın, ortak paydaşlarımızın ortak çalışmalarıyla, işte bakanımızın ve kurum başkanımızın da yardımlarıyla bu başarıyı ortaya koyduk. Tabii ki önümüzdeki dönem içinde umutluyuz. Samsun proje sayısı açısından 42 il arasında ilk sırada diyen Turan sözlerini şu ifadelerle sürdürdü. Samsun eli proje sayısında 42 il içerisinde ilk sırada. Her sektörden proje aldık. İnşallah önümüzdeki çağrı döneminde biraz daha farklı sektörlere de girmek istiyoruz. Özellikle el sanatları noktasında, çok ciddi alanlara değinebiliriz. Ahşap işleme, metal işleme, cam eşya, seramik yapımı, dokumacılık, halı, kilim, müzik aletleri yapımı, alçı işleri, yorgancılık. Turan, İYİ Parti 2 programı 5. başvuru çağrı döneminde de 250 milyon euroluk AB Kırsal Kalkınma hibesini üretici ve yatırımcılara sunacaklarına değindi. Bahsettiğimiz destek. Tüm ilçe toplantılarımızda bir cümle kurdum. Burada da kurmak istiyorum. Çok hoşuma gittiği için. Samimi olan herkes bizde proje yapabilir. Biz usulsüzlük, yolsuzluk, dolandırıcılığa engel olmak adına prosedürlerimizi işletiyoruz. Gerçekten samimi olan herkes, durumu olan, mesleki yeterliği olan herkes bizde proje yapabilir.